Birinci etkinlik A. Sude'nin bilgisayar başından kalkıp sahilde vakit geçirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Sude'nin bilgisayar başından kalkıp sahilde vakit geçirmesini doğru buluyorum. Uzun süre bilgisayar başında oturmak beden ve ruh sağlığımız için zararlıdır. Doğada vakit geçirmek, sahilde koşmak ve deniz kabuğu toplamak insanı mutlu eder. B. Gün içinde yaptığınız etkinliklerden bazılarını yazınız. Satranç oynamak, arkadaşlarımla oyun oynamak ve gitar çalmak. C. Gün içinde yaptıklarınızı fiziksel olarak hareketli olup olmama durumuna göre sınıflandırıp başlığı olmayan tabloyu adlandırınız. Hareketli olduğum etkinlikler: Oyun oynamak, gitar çalmak, maç yapmak parkta dolaşmak, hareketsiz olduğum etkinlikler, satranç oynamak, bilgisayar oyunu oynamak. Ç. Hareketli olduğum etkinlik tablosundaki her bir etkinlik için aşağıda bulunan soldaki sütunun bir karesini, diğer tabloya yazdığınız her bir etkinlik için sağdaki sütunun bir karesini boyayınız. Hareketli olduğum 4 etkinlik olduğu için 4 kare boyadım. Hareketsiz olduğum 2 etkinlik olduğu için 2 kare boyadım. D. Yukarıda boyadığınız grafik ve görsellerden hareketle kendinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ben genellikle hareketli etkinlikler yapıyorum. İkinci etkinlik. Dinlediğiniz metinden alınmış aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde altı çizili kelime gruplarının hangi anlamda kullanıldığını işaretleyerek belirtiniz. İhtiyaç duymanız halinde işaretleme yapmadan önce kelime gruplarının anlamlarına yönelik basılı veya çevrim içi kaynaklardan bilgi alabilirsiniz. Topu topu 50 tane deniz kabuğu bulmayı başardılar. E, topu topu aşağı yukarı hemen hemen anlamındadır. Buz gibi bir sesle korkunç bir şey diye bağırdı. Çok soğuk bir etki uyandırmak. Evet. Havanın kokusu rüzgarın ve dalgaların sesi bize eşlik ediyor. Eşlik ediyor. Beraberinde bulunmak anlamındadır. Bir anda taş kesilmişti çok şaşırıp ne yapacağını bilememek anlamındadır. Taş kesilmek. Üçüncü etkinlik A. Sude'nin oyun durduğunda, mektubu aldığında ve görevi tamamladığında yaşadığı duygu durumlarını metinden hareketle belirleyip aşağıya yazınız. Oyun durduğunda bir anda taş kesilmişti. Çok şaşırıp ne yapacağını bilemiyordu. Mektubu aldığında heyecanlıydı. Aceleyle mektupta ne yazdığını okumaya başladı. Görevi tamamladığında ise mutluluktan bütün günlerin böyle geçmesini isterim diye bağırdı. B. Sude'nin yukarıdaki üç durumunda da yaşadığı duyguların benzer ve farklı yönlerini söyleyiniz. Sude'nin duygu durumları endişe, heyecan ve mutluluk. Bu duyguların benzer yönleri yok. Birbirinden farklı duygulardır. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Sude ne tür bir oyun oynamaktadır? Sude elektronik gözlükle sanal bir oyun oynamaktadır. 2. Oyun oynadığı sırada Sude nasıl bir sorunla karşılaşmıştır? Bu sorunu çözmek için ne yapmıştır? Oyun birden bire durmuştur. Sorunu çözmek için gözlüğü birkaç defa kapatıp tekrar açmıştır. Fakat başarılı olamamıştır. 3. Oyuna dönebilmesi için Sude'ye posta yoluyla gönderilen görev nedir? Sahilde deniz kabuklarıyla kocaman bir Sude yazmak. 4. Ahtapot adıyla Suudiye mektup gönderen kim olabilir? Neden? Bu kişi Sude'nin annesi ya da babası olabilir. Sürekli bilgisayar başında oyun oynayan Sude'nin bilgisayar başından kalkıp doğayla, sahil ve denizle iç içe olması, rüzgarı hissedip denizin sesini dinlemesi ve mutlu olmasını istemeleridir. 5. Sevda Hanım göndereni belli olmayan görevleri kızının yerine getirmesini onaylıyor. Böyle bir davranışın olumsuz etkileri neler olabilir? Sude'nin yapması istenen görev ona zararlı olacak bir görev olmadığı için Sevda Hanım onaylıyor. Görev Sude'ye zararlı olmuş olsaydı Sevda Hanım onaylamazdı. Sude'nin almış olduğu görevleri aile büyüklerine söyleyip daha sonra yapmaya çalışması doğru bir davranış olur. Beşinci etkinlik A. Aşağıdaki tabloyu dinlediğiniz metinden hareketle doldurunuz. Kişiler Sude, Sevda Hanım, Rıfkı Bey postacı, ahtapot, zaman, bir pazar günü ve ertesi günü ve hafta sonu, yer, Sude'nin evi ve sahil, olay, Sude'nin oyun oynarken oyunun durması ve Sude'ye gelen bir mektupla görevlendirilmesi, Sude'nin görevini yapması. B. Sahil metnin gelişiminde nasıl bir rol oynuyor söyleyiniz. Olay önce Sude'nin evinde başlıyor, daha sonra sahilde yaşananlarla devam ediyor. Sahil olayın yaşandığı yer olduğu için metne genişlik sağlıyor. Okurun ufkunu ve hayal dünyasını genişletiyor. C. Metindeki yerin değişimi olayların akışını nasıl etkiliyor söyleyiniz. Metinde yerin değişimi olayların akışını hareketlendiriyor. Sahilde yürümeleri, koşmaları, ölmüş yengeç ve balık ölülerini incelemeleri, kumdan kaleler yapmaları, voleybol oynamaları ve benzeri diğer etkinliklerle metnin örgüsü zenginleşiyor. Altıncı etkinlik. A. Aşağıdaki görsellerden metnin içeriği ile uyumlu olanı işaretleyiniz. Birinci ve üçüncü görsel metnin içeriği ile uyumludur. İkinci görsel ise metnin içeriği ile uyumlu değildir. B. İşaretlediğiniz görsellerin dinlediğiniz metinle neden uyumlu olduğunu söyleyiniz. Birinci görselde cep telefonu oyunu görülmekte. Metinde sude bilgisayar oyunu oynuyor. Bu nedenle uyumludur. Üçüncü görselde sahilde yürüyen bir aile görülüyor. Metinde de Sude ve ailesi sahilde vakit geçiriyor. Bu nedenle metinle uyumludur. Yedinci etkinlik. Çocukların genel ağ kullanım amaçları ile ilgili aşağıdaki grafiği inceleyiniz. Grafikten hareketle doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Çocuklar en çok araştırma yapma için genel ağa başvurmuştur. Evet tabloyu incelediğimizde en çok bakın Araştırma yapmak için başvurulmuş. Bu doğrudur. Mesajlaşma amacıyla kullanım sosyal medya kullanmadan daha fazladır. Şimdi mesajlaşma burada, sosyal medya kullanımı ise burada. Evet, mesajlaşma sosyal medyadan daha fazla. Bu da doğrudur. Genel ağ kullanımında oyun oynama veya oyun indirme, paylaşım sitelerinde içerik izlemenin önüne geçmiştir. Şimdi oyun oynama ve oyun indirme bakın burada. Paylaşım sitelerinde içerik izleme ise burada. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. E-posta gönderme ve alma ile ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinme amacıyla genel ağ kullanımının toplamı araştırma yapma amacıyla kullanımdan daha yüksektir. Şimdi e-posta gönderme ve alma burada bu yaklaşık olarak 15. Ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinme. O da arkadaşlar burada bu da 15. Bu ikisinin toplamı 30 olur. Peki araştırma yapma amacıyla bu 84 falan. Dolayısıyla arkadaşlar 30 84'ten yüksek değil. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tam tersi olacaktı. 8. etkinlik konuşalım. A Arkadaşlarınızla sokak oyunları oynarken neler hissettiğinizi, bu oyunları neden sevdiğinizi düşünüp bunlarla ilgili defterinize not alınız. Yazdıklarınızı sıra arkadaşlarınızın notlarıyla karşılaştırınız. Oyunları oynarken arkadaşlarımla birlikte vakit geçirdiğim için mutlu oluyorum. Ve arkadaşlarınızla oynadığınız sokak oyunlarından hiç unutamadığınız bir tanesini seçip anlatınız. Konuşmaya başlamadan önce defterinize aldığınız notları kullanarak kısa bir hazırlık yapınız arkadaşlarımla bir gün köle oynuyorduk. Ebe bendim. Gözlerimi bir mendille sıkıca bağlamışlardı. Fakat mendil ince olduğu için az da olsa görebiliyordum. Ama bunu arkadaşlarım bilmiyordu. Arkadaşlarımın hepsini kısa sürede yakaladım. Bunu nasıl yaptığımı hiçbiri anlayamadı. C. Arkadaşlarınızdan birinin konuşmasını aşağıdaki akran değerlendirme ölçeğinde verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Bu ölçeğin doldurulmasını sizlere bırakıyorum. 9. etkinlik. A. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki değişimi inceleyiniz. Begüm düşünüyor. Begüm satranç oynarken düşünüyor. Begüm okulda satranç oynarken düşünüyor. Begüm okulda Mete ile satranç oynarken düşünüyor. Begüm okulda düzenlenen turnuvada Mete ile satranç oynarken düşünüyor. Begüm okulda düzenlenen turnuvada Mete ile satranç oynarken hamlesini yapmak için düşünüyor. Şimdi Begüm düşünüyor. Daha sonra ne zaman düşünüyor sorusunun cevabı geliyor bakın. Begüm satranç oynarken düşünüyor. Burada da nerede düşündüğünün cevabı geliyor. Bugün okulda satranç oynarken düşünüyor. Burada da kiminle satranç oynarken düşündüğünün cevabı geliyor. Bugün okulda Mete ile satranç oynarken düşünüyor. Burada ise arkadaşlar nerede ve ne zaman? Begüm okulda düzenlenen turnuvada. Evet. Ne zaman? Düzenlenen turnuvada Mete ile satranç oynarken düşünüyor. Daha sonra da arkadaşlar niçin düşünüyor? Begüm okulda düzenlenen turnuvada Mete ile satranç oynarken hamlesini yapmak için düşünüyor. Evet burada 5N 1K sorularının cevapları verilmiş. B. Yukarıdaki örnek cümlelerden hareketle siz de aşağıdaki cümleye her defasında bir kelime veya kelime grubu ekleyerek oluşturduğunuz cümleleri tekrar yazınız. Çocuk oynuyor. Çocuk evde oynuyor. Çocuk evde kardeşiyle oynuyor. Bugün çocuk evde kardeşiyle oynuyor. Bugün çocuk evde kardeşiyle salonda oynuyor. Bugün çocuk evde kardeşiyle salonda, oynuyor. Evde kardeşiyle salonda satranç oynuyor. C. Yazdığınız cümleleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Yaptığınız etkinliğin yazma çalışmalarında size ne gibi katkıları olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Yaptığım etkinlik bir olay anlatılırken olayla ilgili ne, ne zaman, nerede, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap oluşturur.